Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek hamurdan iki farklı çeşit çikolatalı kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Çay demini alana kadar hazırlayabileceğiniz kolaylıkla bir kurabiye tarifi olacak. Bir paket oda sıcaklığındaki margarinin üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave ettim. Şeker ve margarini güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave edip bir tane de yumurta ekliyorum ve hepsini tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemelerim iyice karıştıktan sonra bir su bardağı buğday nişastası ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin ve bir paket de hamur kabartma tozu ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanacağız. Şimdi unu azar azar ilave ederek kurabiye hamurunu karıştırmaya devam ediyorum. Hamur toparlanıncaya kadar unu ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Kurabiye hamuru istediğim kıvama geldikten sonra iki eşit parçaya ayırdım ve yarısına 2 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı beyaz çikolata ekliyorum. Diğer yarısına ise yarım çay bardağı sütlü çikolata ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hazırladığım kurabiye hamurunu dondurma kaşığı ile şekillendirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Tek hamurla iki çeşit hazırlayabileceğiniz enfes bir çikolatalı kurabiye tarifi oluyor. Hem beyaz çikolatalı kurabiye hazırlamış oluyoruz hem de sütlü çikolatalı kurabiye hazırlamış oluyoruz. İsterseniz parça çikolata yerine damla çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına alıyoruz ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Kontrollü olmakta fayda var. Kurabiyelerin üstünün kızarmasını istemiyoruz. Yarım saatten daha fazla tutmayın lütfen. Daha fazla pişirirseniz kurabiyeler sertleşebilir. Kurabiyelerimi güzelce pişirdim ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip servis tabağına aldım. Sizin de gördüğünüz gibi bir tarafı sade ama sütlü çikolatalı kurabiye, diğer tarafı ise kakaolu kurabiye içinde beyaz çikolata. İkisi de birbirinden lezzetli ve güzel oluyor. Büyük, küçük herkesin bayılacağı, ister çayla ister sütle afiyetle yiyebileceğiniz harika bir kurabiye tarifi oluyor. Şimdi size bu kıyır kıyır kurabiyeyi hemen yakından da göstermek istiyorum. Bakın altı hafif kızardı, üstünün ise kızarmasını beklemeden fırından aldım. Şöyle bölüp size de göstermek istiyorum kıvamını. Bakın çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Gerçekten kıyır kıyır bir lezzet. Hava almayan bir kapta uzunca süre bayatlamadan saklayabileceğiniz bir kurabiye. Umarım verdiğim tarifi beğenmişsinizdir. Bu tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.